Nagehan Alçı, Pınar kitlesel bir cinayetin kurbanı. Onu öldüren zihniyetle yüzleşmeliyiz. Pınar Gültekin adında gencicik bir kadın, hasta ruhlu bir eski sevgilinin en ürpertici korku filmlerinde eşine zor rastlanacak türden işkenceleriyle öldürüldü. Diyecek çok şey var. Bir yandan da diyecek hiçbir şey yok. Zira yine oluyor, yine yaşanıyor. Kadınların katledilme döngüsü sürüp gidiyor. İsyan ediyoruz ama ne fayda? Pınar'ın hayatını alan psikopatı yakalamakla iş bitmiyor. Ortaya dökülen sosyal medya mesajlarından gördüğümüz kadarıyla bu hasta ruh kendine Pınar'ın sahibi ahlak bekçisi gibi bir konum biçmiş. Ama yine aynı mesajlardan anlıyoruz ki cinayeti tek başına işlemiş olsa da Pınar'ı adım adım ölüme götüren süreç tek başına bir kafanın ürünü değil. Erkeklik kamuflajı ile kadınlar üzerinde ahlak bekçiliği yapmayı kendine hak gören çok yaygın bir zihniyetin şiddet ve suça eğilimli bir bünyedeki etkisi işte böyle bir vahşet oluyor. Bu zihniyetin belli bir dünya görüşü yok. Her siyasi görüşte, her çevrede bu bakışa sahip erkekler var. Hem de sayıca öyle çoklar ki. Pınar'ın katili tek bir kişi değil. Gencecik kadını öldüren, gömen manyağı sosyal medya üzerinden gaza getirenler de... Bu cinayetin apaçık bir parçası. Onların da adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Sevgili kadın okurlarım, bu yılın sadece ilk 6 ayında 150 kadının yaşamını hep aynı zihniyetin enfekte ettiği manyaklar ellerinden aldı. Pazartesi yazdığım gibi bu ülkenin en büyük sorunu kadına bakış. Bu çarpık bakış her türlü şiddete ve vahşete zemin hazırlıyor. Tam da şimdi böyle bir ortamda biz kadınlar tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp İstanbul Sözleşmesi'ne ve bu sözleşmenin akabinde elde ettiklerimize on elle sarılmalıyız. Kazanımlarımıza sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Kurbanların sosyal medya mesajlarına erişim engeli getirilmeli. Yukarıda katilin Pınar Gültekin'le ilgili paylaştığı iğrenç sosyal medya mesajlarından bahsettim. Ancak bu tip mesajların benzer cinayetlerden sonra ortalığa dökülmesi beni çok rahatsız ediyor. Bu bir röntgencilik gibi geliyor. Sanki katillerin hasta zihniyetlerini meşrulaştırıyor o mesajların yaygınlaşması. Kurbanın ailesi ve yakınlarını düşünün. Zaten acı içinde olan bu insanlar bir de sayfa sayfa mesajlar, fotoğraflar ve çirkin yakıştırmaların elden ele dolaşmasıyla yıkılıyorlar. Sosyal medya düzenlemesi üzerine son hazırlıkların yapıldığı şu günlerde o düzenlemeye bununla ilgili de bir madde eklenebilir diye düşünüyorum. Kadın cinayetlerinin ardından maktüllerin ve katillerin sosyal medyasına erişim engeli getirilebilir. Bu kurban ve yakınlarını korumak için şart bence. Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya'ya gitmeyerek doğru mu yapıyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Diyanet İşleri Başkanı Aler başarıyor. 24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak cuma namazına davet ediyor. Aralarında nazik bir sohbet geçiyor. Kılıçdaroğlu Erbaş'a beni anlayacağınıza inanıyorum diyerek Kameralar önünde ibadete prensip olarak sıcak bakmadığını söylüyor. Adalet yürüyüşü sırasında bayram namazını da bir köy caminde gözlerden uzak kıldığını hatırlatıyor. Umarım hassasiyetimi aktarabilmişimdir diye ekliyor. Kılıçdaroğlu ve Erbaş arasındaki konuşma sıcak bir havada geçiyor. Kemal Bey gitmeyeceğini söylüyor ancak reddedici bir tavır içinde olmuyor. Telefonu kapatır kapatmaz görüşmeyi yakın çevresine tam olarak böyle aktarmış ana muhalefet partisi genel başkanı CHP içinden kaynaklar Ayasofya açılışı meselesinde Kılıçdaroğlu daveti reddetti şeklindeki haber ve yorumlara tepkililer. Kemal Bey'in Ayasofya'da namazı değil kamuoyu önünde ibadeti istemediğini söylüyorlar. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun prensibine saygı duymakla birlikte Ayasofya'ya gitmeme kararının kendi açısından yanlış olduğunu düşünüyorum. CHP'nin içinde önemli bir kısım seçmen Ayasofya caminin yeniden ibadete açılmasını yanlış bulsa da Parti tabanında bu karara olumlu yaklaşan da bir kitle var. Tepkili olanlar Kemal Bey cuma günü namaza gitti diye partilerinden vazgeçmezler. Ancak yapılan anketlerde gösteriyor ki toplumun %70'e yakını bu adımı destekliyor. Kılıçdaroğlu ise gitmeyerek klasik CHP algısını kuvvetlendiriyor. Bu tavır iktidar cephesinin işine yarar. Meral Akşener'in davete olumlu cevap vermesi kendi açısından doğru bir hamle. Meral Hanım mevcut iktidardan memnun olmayan milliyetçi muhafazakar seçmeni İyi Parti'de konsolide etmeye çalışıyor. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dini olduğu kadar milli duyguları da körükledi. Özellikle ABD yaptırımlardan bahsettikçe, Avrupa medyası gözdağı verir yayınlar yaptıkça içeride bu konuya yönelik milli hassasiyetler yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hassasiyetleri gören bir siyasetçi. Ayasofya adımı ile hem muhafazakar camianın rüyasını gerçekleştirmiş hem de milli özgüveni yükseltmiş oldu.